Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn ala resulina Muhammedin salat. Şimdi inşallah böyle Risale-i Nur'dan noktayı nazarlar böyle genel manada gördüğümüz işte kitap okurken veya bir meseleyi anlamaya çalışırken nasıl anlayabiliriz? Böyle dersler yapacağız. İşte bugün bir yer okuyacağım ben. Bu dersten sonra yani bu yapacağımız dersten sonra böyle usul, tarz, metotla alakalı Risale-i Nur'dan böyle nazara vermek istediğim meseleler var. Onları yapacağız inşallah. Şimdi Mesnevi Nuriye'den ben bir yer okuyacağım abi. Şimdi Üstad Hazretleri Mesnevi Nuriye, Hakikat Çekirdekleri, Lemat, Risale-i Nur'un çekirdeği ve fidanlığıdır diyor. Burada çekirdek hükmünde olan hakikatler Risale-i ağaç olmuş, dal budak olmuş, meyve vermiş şekilde gözüküyor. Mesela Mesnevi Nuriye'de bir mesele var, nübüvvet. Bir de Risale-i Nur'da bir mesele. Yani Mesnevi Nuriye'de Risale'de ama Risale-i Nur'dan önce telif edilmiş. Burada o anlatmış olduğu meselenin çekirdeği var. Risale-i Nur'da geniş bir meselenin. Mesela Miraç meselesi belki 10-15 sayfa ama Mesnevi Nuriye'de bir tane ilem var. O ilem tamamıyla o Miraç Risalesi'nin çekirdeği olmuş oluyor yani. Şimdi bu okuyacağım ilem de tevhid meselesinin Risale'de anlatılan 22. söz, 33. söz, tevhid bahisleri, Ayet-el Kübra'nın birinci makamı, onun çekirdeği. Nasıl ağacın başındaki meyve çekirdeğinde aynı o meyve gibi değil, oraya mahsus derc edilmiş. Şimdi tevhid hakikatına Selahattin abi, çekirdekten bakacağız. Yani belki bu derste bazı şeyleri İbrahim abi yeniden duyabiliriz veya da ilk defa. O yüzden alıcılarımızın ayarıyla oynamayalım abi. Yani sual sorabiliriz. Ondan sonra. Bu dersin aslında başlıkları çok kısa bir yer ama çok başlığı var. Dersin içerisinde bunlar geçecek. 5-6 tane hiç belki daha önce duymadığımız meseleyi de duyabiliriz yani burada abi. Göre. Çünkü çekirdekten bakacağız ya bir meseleye. İleme yol aziz. Konumuz tevhid. Velilerin himmetleri, imdatları, manevi fiilleriyle feyiz vermeleri hali veya fiili bir duadır. Hadi, hidayet eden. Mugis, noktaya istimdat olan. Muin, yardım eden ancak Allah'tır. Fakat insanda öyle bir latife, öyle bir halet vardır ki o latife lisanıyla her ne sual edilirse velev ki fasık da olsun Cenab-ı Hak o latifeye hürmeten o matlubu yerine getirir. O latife pek uzaktan bana göründü ise de teşhis edemedim. Bunları teşhis edeceğiz. Külliyattan göreceğiz abi. İnsandaki o latife nedir? O halet nedir? Şimdi baştan alayım. İleme yolazı velilerin himmetleri 1, imdatları 2, manevi fiillerle feyiz vermeleri 3. Hali veya fiili bir dua dedi. 3 tane esma saydı. Hadi, Mugis, Muin ancak Allah'tır. Şimdi eskiden büyük zatlar duymuşuz değil mi? Veya okumuşuz eski kitaplardan. Himmet ediyorlardı himmet. Mesela Ümmet-i Muhammed bir savaşa gidiyor. Değil mi? O veli zat Ümmet-i Muhammed'e yardım için 3-4 tane cephede birden gözükebiliyor İbrahim abi. Veyahut da adamın suyu bitmiş. Arkadan suyu uzatıyor. Abi. Bak uzattım ben de abi. Evet. Veya mermisi bitmiş değil mi? Arkadan yetiştiriyor. Sıkıntı yok abi. Bir tane de ben alayım. O kişi oldu. Evet. Veliler himmet ediyor böyle. Mesela bir rivayete göre Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da Bedir'de 4-5 tane yerde birden gören olmuş yani. Ben tabi. Himmet ediyorlar. Evet. Bir, imdat ediyorlar. Yani sıkışan müridinin imdadına uzak mesafelerden geliyorlar. Mesela Üstad Hazretleri Van'da Erek Dağı'nda değil mi? Ayağa kayıyor, aşağı düşüyor. Ah davam diyor. Geylani Hazretleri
800 yıllık bir mesafeden geliyor, değil mi? Üstadı imdat ediyor, üstadı içeri itiyor. Velilerin himmetleri imdatlara. Sıkışan müritlerinin yardımına imdat ediyorlar yani. Geliyor, evet. Ve manevi fiillerle feyiz vermeleri. Mesela bir tane Şeyh Veli Bizzat düşünelim. Burada da 50 tane böyle müridi var. Birinin kalbine bir nur veriyor, nur veriyor. Diğerinin ruhuna inkişaf veriyor. Diğerinin aklındaki soruyu gideriyor, değil mi? Diğerinin işte ruhuna bir külliyet kesbettiriyor. Yani kaç tane talebesi varsa hepsinin ihtiyacı olan manayı ve feyzi onlara veriyor. Değil mi? Şimdi burada bir parantez açayım ben. Üstad Hazretleri mesela 10. sözü yazdırırken Bülent abi müstensiller yani yazanlara diyor ki ben şimdi söyleyeceğim siz yazacaksınız. Bana bakmak yok. Ne söylediysem ne duyuyorsan onu yaz. Ondan sonra 4 kişi var böyle. Üstad Hazretleri yazın diyor bir söylüyor. Getirin diyor kağıtları. Birisi birinci sureti yazmış. Diğeri ikinci hakikati yazmış. Diğeri dördüncü işareti yazmış abi. Evet. Tahsiye edilirken öyle olmuş yani. Şimdi manevi fiillerle feyiz vermeleri üçü himmet ediyorlar. İmdat ediyorlar. Bir de manevi fiillerle feyiz veriyorlar ya. Bunlar hali veya fiili bir duaymış. Hadi hidayet eden, mugis yani imdat eden, muin yardım eden manevi. Ancak Allah'mış yani. Yani Cenab-ı Hak nasıl ısı ve ışığı güneşle veriyor, suyu bulutla veriyor değil mi? Meyveleri, sebzeleri bize toprakla veriyorsa, o an sıkışan ümmeti Muhammed'in imdadına, Üstad Hazretleri'nin imdadına veya o müritlerin imdadına o velizat ile yardım ediyormuş yani. Şöyle bir düşündüğümüz zaman Cenab-ı Hak akılsız, şuursuz varlıklarla bize yardım ediyor ya abi. Akıllı, şuurlu varlıkla yardım etmesi daha kolay değil mi? Ama bize biraz garip geliyor yani. Bakın Geylani Hazretleri 800 yıllık bir mesafeden gelmiş yani. Biz onu normalde ölmüş biliyorduk. Peki nasıl oluyor? Şimdi gelen cümlelerde aynı zamanda onun tekniğini de söyleyecek bize yani abi. Yani Cenab-ı Hak hani Risale-i Nur'da bir cümle var. Hakkat çekirdeklerinde ve külliyatta. Esbab perdedarı desti kudret ola aklın nazarında tevhid ve vahdet ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Yani Cenab-ı Hak sebepleri perde yapmış ama sebeplerin kendisinde tesiri yokmuş. Müessiri hakiki, tesiri hakiki Allah'tanmış yani. Demek ki o velizat aslında bir sebepmiş Allah'ın yardımı için. Feyiz vermesi için. Noktayı istimdat olması için. Bir sebepmiş. Allah onu sebep olarak kullanıyormuş yani. Şimdi bunun tekniğini anlatıyor. Tekniği nasıl bunun? Fakat insanda öyle bir latife, öyle bir halet vardır ki o latife lisanıyla her ne sual edilirse velev ki fasık da olsun Cenab-ı Hak o latifeye hürmeten o matlubu yerine getirir diye. O latife pek uzaktan bana göründü ise de teşhis edemedim. Şimdi Mesnevi Nuriye 1920'lerde, 21'lerde telif edilmiş. Üstad Hazretleri o zaman teşhis edemedim dediği latifeyi Risale-i Nur'da biz teşhis edilmiş olarak görüyoruz yani. Ben bir 5 tane falan gördüm yani. Neymiş o latife? Evet, o halet. Bir yerde de şey geçiyor diyor ya o latife şey de olsa diyor mesela fasık da olsa günahları affolur diyor orada. Ha, o latife işin sırrı. O, aynen o latifenin hürmetine günahları affolur mu? Evet, evet işaret-i icazda var. Aynı 13. latife. O ikisi aynı Leman'da da var. latife. Evet. Abi. O latife mi? O değişik latife mi yoksa buna benzer O, böyle bir şey var mı? onun makamı farklı abi. Farklı mı? Evet, onun makamı farklı. Evet. Şimdi insanda öyle bir latife, öyle bir halet vardır ki velev ki fasık da olsa o latifeye, o halete hürmeten Allah veriyormuş. Fasık bizim şer'i tabirde günahkar demek. Üstad Hazretleri İşaretül İcaz'da bu tabiri biraz genişletmiş. Şöyle bir fasığı tarif ediyor. Mesela ben sorayım şimdi.
Risale okurken Risale'deki geçen o abi metin cümleleri bilmek çok önemli. Mesela avam ne demek? Avam. Bülent abi hatırınıza gelen ilk şeyi söyleyin abi. Avam. Halk tabakası. En aşağı halk tabakası olarak biliniyor. Selahattin abi halk tabakası. İbrahim abi? Öyle biliyorum ben de. Yani. Ama öyle değil. Evet. Üstad Hazretleri mesela Kader Risalesi hemen baş tarafında ne diyor? Manen terakki etmeyen avam diyor. Avam neymiş? Terakki etmeyen yani manevi. Yani terakki etmeyince ne oluyor? Yumurtayı tavuğa veriyor. Değil mi? Balı arıya veriyor. Bir olay oluyor ya kendisine alıyor ya birine veriyor. Ekonomi bozuk baştaki adama veriyor. Her şeyi birine veriyor. Peki Allah ne iş yapıyor? Avam demek Üstad Hazretleri mana vermiş yani bir mana eklemiş. Demiş ki terakki etmeyen kimse avamdır yani. Manen terakki etmeyen kimse yani. Şimdi fasıkı da tabir etmiş. Fasık ne? Şer'i tabirde günahkarken Üstad Hazretleri bunu genişletmiş işaret-i cazda. Cenab-ı Hakk'ın şeriatı ikidir diyor. Kelam sıfatından gelen bir şeriat var. Emir ve yasaklar. Bir de adetullah, sünnetullah dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın kainata koymuş olduğu kanunlar var. Şimdi o kanunlara riayet etmeyene de fasık diyor abi. Yani emir ve yasaklara riayet etmeyen günahkar oluyor ya. Fasık. Bir de kudretiyle kainata vaaz etmiş olduğu kanunlara riayet etmeyen fasık. Ne gibi? Mesela insanda vicdan var, merhamet, şefkat var değil mi? Böyle yolda giderken bir tane kediye tekme atıyor. Veya da hiç sebepsiz yere değil mi? Birisini öldürebiliyor yani. Buna da fasık diyor Üstad Hazretleri Bülent abi. Velev ki fasık da olsun diyor. Böyle biri de olsun abi. O latifeye hürmeten Cenab-ı Hak onun talep ettiği şeyi yerine getirirmiş. Peki ne o latife abi? Şimdi Risale'lere baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. İhlas Risalesi'nde Üstad Hazretleri kim ihlas ile ne isterse Allah verir diyor abi. Değil mi? Ayırmıyor yani. Bir, iki, aziyet ve fakriyet lisanıyla velev ki ne sualet edilirse diye. Bütün mevcuda Veysel Karani Hazretleri gibi aziyet ve fakriyet lisanıyla dua ediyor. Umulmadık bir yerden vakti münasipte ihtiyaç anında değil mi? Allah onların ihtiyaçlarını veriyor. Aziyet ve fakriyet o latifenin birisi de o abi. Şimdi bu Risale-i Nur'un meslek esası var dört tane. Bu meslek esasının temeli bunlar yani. Aziyet ve fakriyet abi. Az, fark, şefkat, tefekkür. Bunlarsız meslekte biz ilerleyemeyiz yani. Abi. Bu aziyet, fakriyet manevi noktada terakki için Risale-i Nur bizim mesleğimiz noktasında terakki için azini ve fakrını bilmek olmazsa olmaz yani. Bülent abi. Çok önemli bu azini, fakrını bilmek yani. Hatta Üstad Hazretleri 30. sözde İbn Sina ve Farabi aziyet ve fakriyet yolunu kapattığı için ne olmuş? Adil bir mümin. Değil mi? Bazı imamlar onu da vermemiş yani. Sıradan bir mümin olmuşlar. Yani İbn Sina tıp alanında, değil mi? Astronomide birçok ilim dalında çok ileride, aşırı derecede bir dahi iken böyle farklı bir zeka varken ama sıradan bir mümin olmuş yani. Neden? Azini ve fakrını bilememiş. Mesela hastalıklarda tedavi ediyor. İbn-i Sina hastalığı. Diyelim ki tedavisi olmayan bir hastalık. Adam kaç tane doktora gitmiş o zaman. Kendisi tedavi ediyor. Ondan sonra vay be ne tedavi ettim adamı be diyor. Kendisine veriyor yani. Halbuki orada ne yapacaktı? Azini fakrını bilecekti. Cenab-ı Hak benim vasıtasıyla bu adama şifa verdi yani. Değil mi? Allah beni bunun tedavisi noktasında istihdam etti. Belki o da onu biliyor ama içeride abi o aziyeti, fakriyeti bilmek çok önemli. Bizim kader anlayışımız neydi ehli sünnet vel cemaatin? İyilik, güzellik, kemalat Allah'a verilir. Kusurlar, günahlar, noksanlıklar üzerimize alınır yani. Kader ve cüz ihtiyarı iman ve İslamiyet'in nihayet hududunu gösteriyor. Yani biz iyilik, güzellik, kemalatı Allah'a verip günahları üzerimize alırsak o zaman iman ve İslamiyet dairesinde kalıyoruz yani. Yoksa tersi olunca bir firaki dalileye giriyoruz yani.
soru sorabilirim. Buyurun abi. İbn-i Sina misalinde mesela tıp alanında terakki etmesi kudret kaleminden gelen şeriatına uymuş anlamına gelir değil mi? Evet. Allah'ın yani, o kainata vaaz etmiş olduğu kanunlarda terakki uymuş, etmiş. Terakki evet. etmiş. Orada aciz ve fakir aynı. İşte hani orada. İhlas ile kim ne isterse Allah veriyor yani. Yani Allah'ın kainata koymuş ayeti. Olduğu kanunlara riayet ediyor. Çalışıyor, evet. çabalıyor değil mi? Bunun da aciz ve fakirle alakası var mı? Yani dünyevi ilimlerle. Demek ki o noktadaki acizini fakrını bilmiş, Cenab-ı Hak'tan talep etmiş, evet. Allah da vermiş yani. Onu istemiş o ilimde gelişmeyi değil mi? Yoksa terakki etmeyi, külleşmeyi, evet. Evet diyebiliriz abi. Aziyet ve fakriyet çok önemli. Azini ve fakrini bilmek. Bizim mesleğimiz de çok önemli. Bunu bilmeyince hiçbir şey olmuyor abi. Bizim mesleğimizin esası aziyet ve fakriyet yani. Yani normalde aziyet, fakriyet hani böyle kafasını önüne eğmek değil mi? Garibanane durmak değil. Ne? Ortaya konulan kemalatlarda, hayırlı işlerde kendisinin bir medhali, dahili olmadığını bilmek. Aziyet, fakriyet o yani. Bülent abi. Tasavvufta bunu edep, tevazu diye yaşamışlar yani. Değil mi? O ile yani, isimlendirmişler. Evet. Aziyet, fakriyet. Hatta bir rivayete göre Ahmet bin Hanbel'miş. Bir rivayete göre Beyazıt-ı Bistami Hazretleri'ymiş. Cenab-ı Hakk'a hikmet lisanıyla sormuş. Bir rivayete göre yakaza aleminde sormuş. Demiş ki Selahattin abi, Allah'ım ben sana yakınlaşmak istiyorum. Ne ile yakınlaşayım? Bana bir yol göster. Cenab-ı Hak da demiş ki bende olmayan bir şey ile bana yaklaş. Demiş ki ya Rabbi sende olmayan şey nedir? Nedir abi? Aziyet ve fakriyet demiş ya. Bununla yaklaşabilirsin bana demiş yani. Bizim mesleğimizin dört esası var. Temeli bu abi. Aziyet, azini bilmek, fakrını bilmek. Hani Kader Risalesi'nde bir cümle var. Kemalini kemalsizlikte bil. Değil mi? Kemalini kemalsizlikte bil. Ortaya bir kemalat koymak gerekiyor. Kemalsizliği bilmek için. Mesela Üstad Hazretleri'ne örnek verelim. Hiç böyle bir eser yok tarihte, değil mi? Yani hakaik imani ve Kur'aniye namına, değil mi? Böyle hiç anlaşılamayan meseleler, belki yüzden fazla din tılsımını izah etmiş. Hiçbir alimin yapamadığı, hiçbir felsefenin diyor, hatta İslam aliminin demiyor, hiçbir felsefenin eliyle anlaşılamayan değil, yazılamayan, değil mi? Bilinemeyen üç tane mesele yazmış Risale-i Nur'da yani. Hangisi onlar? 29. söz. Akli olarak haşrin ispatı yapılmış. 30. söz. Ene ve zerre. Bir de 24. mektup. Şunat-ı ilahiye bahsi. Bunu 18. mektubun fihri sitesinde söylüyor Bülent abi. Bu üç tane risale hiçbir felsefenin eliyle yazılamamış abi. İzahatı yok yani buna. Bu üç tane risalenin. Şimdi Üstad Hazretleri böyle muazzam bir eser yazmış. Diyor ki Cenab-ı Hak bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağacını ince bir sap ile koca bir kavunu çıkardığı gibi benim gibi aciz, fakir, zayıf bir adamdan böyle bir eseri çıkarması onun ilminin, iradesinin, kudretinin delilidir diyor. Şimdi ben kendim şu anki haletimizi ben olsam ne derim? İşte bütün zorlamalara, engellemelere rağmen, memleket memleket süründürmeme rağmen başardım böyle bir eseri yazdım yani. Bak kendime veriyorum ben. Ama o ise orada kemalsizliğini biliyor İbrahim abi. Ortada kemalat var. Kemalsizlik onun yani. Aynen öyle de biz kemalsizliğimizi bilebilmek için bu terakkiyatta çok önemli bir şeydir. Kemalsizliğini bilmeyen insan terakki edemez yani. Hani edep deniliyor, onda çile çekiyor, şey yapıyor. Adam ortaya bir kemalat koyuyor yani. Bir evrat eskar koyuyor ortaya. Bir şey var yani. Biz de ortaya ibadet koyacağız, hizmet koyacağız. Uhuvvet, tesanüt, ondan sonra okumalar, hizmete gidip gelmeler. Bunlar kemalat. Kemalsizliğimizi bileceğiz orada.
Belki daha fazla yapabilirdik. Daha fazla kişiye ulaşabilirdik. Değil mi? Şükürler olsun Cenab-ı Hak bizi istidam ediyor. Zaten lahikalardaki abilerin yazdığı bütün mektupların sonunda şu cümle var. Hâzâ min fadli Rabbi. Değil mi? Bu bize Rabbimizin fazlından yani. Biz bunu çalıştık, çabaladık, oraya gittik, şöyle yaptık, böyle yaptık. Değil mi? Öyle bir şey yok yani. Hatta mektupların başında bunu sormuşlardı abi. Şöyle bir izahat yapmıştık. Bismi Subhane. Bütün mektuplarda var yani. Neden Bismi Subhane diyor? Yani aslında bizim kader inancımıza göre hayrı da Allah yaratır, şerri de Allah yaratır. Şerre insan sebebiyet verdiğinden dolayı mesuliyeti o çekiyor. Değil mi? Hayrı da Allah yaratıyor, şerri de Allah yaratıyor. Şimdi Allah'ın yarattığı bir fiili, çünkü kaderi tenkit eden başını örse vurur diyor. Üstad Hazretleri o laikalarda bir mesele bahsediyor. Şöyle yapmamanız gerekirdi, böyle olacaktı diyor ya abi. O yüzden başta Allah'ı tenzih ediyor. Meselenin insana bakan boyutunu söylüyor Bülent abi. O yüzden Bismi Sübhaniye diye başlıyor. Yoksa her şeyi Allah yaratıyor. Allah'ın yaptığı bir işe sen bir şey söylesen onun tenkit hükmüne geçer yani. O yüzden Yakup Aleyhisselam demiş ya ben hüznümü ve şikayetimi Allah'a havale ediyorum yani. Yoksa bunu niye böyle yaptınız? Yusuf'u nasıl kaybedersiniz? Dememiş yani. Çünkü o fiili de Allah yaptı ya. Ama öteki çocukları sebebiyet verdi. O tevhid-i hakiki olduğu için ben diyor şikayetimi Allah'a havale ediyorum diyor abi. İbrahim abi. Tevhid-i hakkiden bahsediyoruz. Dersimiz tevhid-i hakki ya abi. Yani konumuzdan dağılmadık ya. Konumuzu kaçırmadık abi. İşte aczini ve fakrini bilmek Bülent abi bu yani. Ortaya kemalat koyacaksın. Tamam mı abi? Hat, üçüncü hatvede var. Kemalini, kemalsizliğini bil. Kemalsizliğini bileceksin o kemalatta yani. Biz şimdi hiç ortada bir hizmet yok. Derse gidip gelmeler yok. Uhuvvet, tesanüt yok değil mi? Bir ittihat, bir ittifak yok. Bir kemalat yok ortada yani. Nasıl kemalsizliğini bileceksin? Bilemiyorsun. Kemalsizliğini bilemeyince de şu hatvelerin şu özelliği var abi. Kader Risalesi'ndeki dört hatve var ya. Ben mesela anlamıyorum bu kadar Kader Risalesi'ni. En kısa ve kolay yoldan ne yapayım ki benim bu kaderim güzel olsun. Güzelce yaşayayım. Dört hatve abi. Bu dört hatveyi yaparsan Üstad Hazretleri bütün o usul tarz metotları eskideki hepsini dörtte toplamış. Kur'an'dan istifade etmiş. Bu dördünü yaparsan senin kaderin güzel olur yani. Üçüncüsü de bir mana kemalini kemalsizlikte bilmek yani. Hiçbir şey yani kendini sıfırlayacaksın. Vücut rengi vermeyeceksin. Kemalsizlik o yani. Ama ortaya kemalat koyduktan sonra bilinebilen bir şey kemalsizlik. Ortaya bir şey olmasa olmuyor. Şimdi buraya nereden geldim ben? Şuradan geldik. Kaçırmayalım ucumuzu. Üstad Hazretleri insanda bir latife var. Teşhis edemedim demişti eskiden değil mi? Daha sonraki Risale-i Nur'da bir, ihlas ile kim ne isterse Allah verir. İki, aziyet ve fakriyet lisanıyla velev ki ne sual edilirse diyor. Oradan girmiştik. Oraya kadar gelmiştik abi. Aziyet ve fakriyet. Ne demek? Kemalini, kemalsizliği de bilmek. Kendine vücut rengi vermemek yani. Abi. Dedik. Üçüncüsü de çokça geçiyor Risale-i Nur'da. Özellikle dua bahislerinde geçiyor. 23. söz, 24. mektup, sonra pencerelerde var abi. İstidat, ihtiyaç, ızdırar lisanıyla yapılan dualar umumen makbuldür diyor. Yani dua ederken Selahaddin abi, istidada göre dua edeceğiz yani, istidadımıza göre. Mesela bir elma çekirdeği düşünelim. Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Diyor ki Allah'ım ben muz vermek istiyorum. Bu duası kabul olur mu? Bülent abi. Olmaz. Gündüzü oruçlu geçirse, gecede teheccüde kalksa, ne olur Allah'ım ben muz vermek istiyorum. Gene olmaz abi. Hacca gitse, gene olmaz yani. Ama dese ki Allah'ım bana öyle bir ekolojiyle münasebet kurayım ki ben, sarı sarı, kırmızı kırmızı elma verin. Ha bu dua kabul olur işte. Değil mi? O zaman biz dua ederken abi, istidat dediğimiz bizim Latince'de potansiyel dediğimiz kendi potansiyeline göre
Dua edersek istada göre duanın zahiri kabul şartlarından biri bu abi. O latife dedi. Yoksa dua bir ibadettir. Her dua kabul oluyor yani. Ama Cenab-ı Hak ya zahire göre ya hikmete göre değil mi? Ya da zarar olacağını bildiğini vermiyor. Ama her dua kabul yani. Halk arasında yanlış bir tabir var. Olmayacak duaya amin denilmez diye abi. Bu yanlış yani. Her dua kabul oluyor yani. Olmayacak dua yok ki. Her dua oluyor yani. İstidat abi. Bir istidat. İki ihtiyaç. Senin istemiş olduğun şey istidadın var. Dua ediyorsun. İhtiyaç var mı yani? İstidat var, ihtiyaç yok, gene olmuyor. İhtiyaç var, istidat yok, gene olmuyor. Yani istidat var, ihtiyaç da olacak yani. Mesela elma çekirdeği, elma sarı sarı, kırmızı kırmızı elma verecek ama ihtiyaç yok. Gene vermiyor Allah. Şimdi hem istidat var, hem ihtiyaç var, bir de bir şey daha söyleyeyim. Izdırar diyor abi. Izdırar neydi? Zorda kalmak yani. Şiddetli talep etmek. Şimdi bu üçü, istidat, ihtiyaç, ızdırar. Bediüzzaman Hazretleri'nde tam var abi. Mesela böyle bir eseri yazma istidadı var mı? Var. İhtiyaç var mı? Hem de nasıl? Izdırar, elleri bağlı, zayıf bir tek adama ordular taarruz ediyor. Değil mi? Benim için noktayı istinat yok mu deyince, kaç tane ayet, değil mi? O manada hadisler, üstadın yardımına gelmiş yani. İstidat, ihtiyaç, ızdırar. Şimdi dedi ki, o latife lisanıyla dedi ya abi. Peki ne? Bir, ihlas ile kim ne isterse Allah verir. İki, aziyet ve fakriyet. Üç, istidat, ihtiyaç, ızdırar. Yapılan dualar umumen makbuldür diyor yani. Bir iki tane daha var, onları da söylemeyelim. Onlar da sürpriz olsunlar. Külliyatta var. Bir noktayı nazar olsun diye böyle. Hani bir meseleyi nasıl... Hüseyin Hazretleri abi Risale-i Nur'un genelinde Risale-i Nur'un nasıl şerh yapılacağını, nasıl izah yapılacağını değil mi? Kendisi söylüyor. Ve kendisi böyle yapmış. Müteaddit parçalar bir araya gelse mükemmel bir şerh ve izah olur diyor. Mesela Asa-i Musa değil mi? İman ve küfür muvazeneleri. Hüseyin Hazretleri kendisi toplamış yani. Ve işaretül icazda külliyatın genelinde bunun çok örnekleri var yani bir meselenin izahatının nasıl yapılacağına dair. Bu ders öyle bir ders olabilirdi. O ve oldu. O latife pek uzaktan bana göründü ise de teşhis edemedim. Biz teşhis ettik. Abi neydi onlar? İhlas ile kim ne isterse Allah verir. Aziyet ve fakriyet lisanla velev ki ne sual edilirse evet. Bir de istidat, ihtiyaç, ızdırar. Peki konumuz neydi? Tevhid abi. Demek ki o zaman hem teknolojik gelişmeler, değil mi? Hem manevi gelişmeleri yapan Allah'mış yani abi. Cenab-ı Hakk'ın hadi, hidayet eden, muvis, noktayı istinat olan, muin, yardım eden o fiili olmasına evet, zahiriç Allah'mış yani. Bak Cenab-ı Hakk'ın İsimlerin her yerde tecellisi var yani. Şimdi iki şey bir araya gelince Allah müsebbabatı halk eder Bülent abi. İki şey bir araya geliyor abi. Şimdi Risale'de bir sebep var bir müsebbebat var. Sebepler bir araya gelince Allah müsebbabatı halk ediyor. Mesela ben şimdi konuşuyorum bu sebeptir. Dinleyenlerde manayı feyzi yaratan Allah'tır yani. Ben mana ve feyiz veremiyorum yani. Bende o özellik yok. Ben konuşuyorum şu an. Dersimi takdim ediyorum. Mana ve feyiz dediğimiz müsebbabatı yaratan Allah'tır. O an yaratıyor abi. O an yani. Yani nasıl Üstad Hazretleri ayağa kayınca aşağı düşünce o an geldi yardıma 800 yıllık mesafeden değil mi? Ben şimdi ders yapıyorum. Bir dersi takdim ediyorum. Mana ve feyzi Allah o an yaratır. Peki neye göre yaratıyor? Senin iştiyakına göre, samimiyetine göre, uhuvvetine göre değil mi? Mesela ben bazen ders yapıyorum. Birisi diyor ki ya ben şunları anladım diyor. Halbuki ben onları anlatmadım. Öyle değil mi abi? Ben onları söylemedim bile yani. Hatta onun söylediği şeyi ben de istifade ediyorum o zaman.
Ben onları söylemedim yani. Peki nasıl oluyor? İşte abi tevhid-i hakiki bu. Allah o an yaratır yani. O an yani. Mesela görmek de böyle, işitmek de böyle. Bizim hayatımız da böyle. Canlı yani. Yoksa öncelik sonra Allah o an yaratıyor yani. Hatta bazı hatırlarsın külliyatta var. Ehli tetkik demişler ki hayat bir anı seyyaledir. Bülent abi. Hatırladınız mı abi? Külliyatta var. Hayat bir anı seyyaledir diye. Bir, hayat bir anmış abi. Bir an. Birisi sonra nasıl yani hayat bir an dedi birisi. Şöyle abi bunun maddiyatta da misali var. Şimdi salise saniyeye göre bir andır. Saniye dakikaya göre bir andır. Dakika saate göre bir andır. Saat güne göre bir andır, öyle değil mi? Gün haftaya göre bir andır. Hafta aya göre bir andır. Ay yıla göre bir andır. Yıl ise asra göre bir andır. Asır dünyaya göre, dünya kainata göre bir andır. Kainat şecere-i hilkate göre bir andır. Bak bizim dünyamız bu kainat için ne kadar küçük değil mi abi? Bu kainat da şecere-i hilkate göre o kadar abi. Üstad Hazretleri 32. sözde bizim kainat dediğimiz o dünya diyoruz ya, dünya küçük, kainat daha geniş. Kainat şecere-i hilkattan abi uzanmış bir daldır diyor yani. Bak ağacın dalları var ya, bizim kainatımız şecere-i hilkattan bir dalmış. Şimdi kainat şecere-i hilkate göre bir an, şecere-i hilkat Nur-u Muhammedi'ye göre bir an, Nur-u Muhammedi Allah'ın ilmine göre bir an abi. Bak hayat bir anmış yani. Ama nereden, nasıl bir an? İşte bastı zaman dedikleri şey, evliyalar hangi zaman diliminde zaman genişliği, hepsine göre değişir yani. Duruma göre değişiyor yani. Hani Hüsnü Hazretleri nasıl bir söyledi, hepsi farklı farklı yazdı, değil mi? Kim bilir hangi zaman diliminde yazdı yani. Hayat bir an yani. Hayat bir anı seyyal abi. Şimdi konuyla alakalı soru sormak isteyen var mı abi? Böyle... Tamam. Biz bu latifeyi ilk başta Üstad Hazretleri diyor ya, uzaktan gördüm, teşhis edemedim. Evet. Biz latifeyi açmış olduk değil mi şimdi? Evet, şimdi latifeyi, yani o latife nedir? Mesela birkaç tane daha var ama ben 3 tane söyledim. Mesela birinci mektup. Hızır diyoruz ya abi. Hızır da bizde bir latife yani. Nasıl yani? Hani Hızır 112 acil deniyor ya abi. Birisi mesela çözülemeyecek bir mesele veya aşamadın. Birisi gelir bir an o işi halleder yani. İşte Hızır gibi diyoruz ya abi. Yani sendeki veya fıtrattaki Allah bir şeyi kullanarak o işi çözümlüyor yani. Bizde de var o yani, o latife. Bizdeki latifenin bir tanesi Hızır yani. Hızır abi. Çok yani külliyatta. Onu teşhis etmiş olduk külliyattan yani. Nasıl, niye teşhis edememiş acaba? Abi şöyle, teşhis etmiş onu. Yani sonuçta... Hani o zaman belki makam münasebetiyle yazmadı. Belki teşhis edemiyor. Yani tam böyle hani bir yerde diyor ya, hani bir kayıt altına alamadım diyor, kendime yakıştıramadım diyor veya da isim veremedim diyor. O tarz ifadeleri var. Bu da o makamda bir cümle söylenmiş bir cümle. Fakat daha sonraki eserlerde, işte deminki derste geçti, bunları isim vererek kendisi söylüyor yani. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamle rabbil alemin. El Fatiha.